Survivor 2019'da bir ada konseyi ve Türk takımının ada konseyi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Karosiri Tete. Nasılsınız? Regal. Gerçekten zor bir akşam bizi bekliyor. Sürpriz bir mağlubiyet olarak görüyorum ben. Çünkü formda olduğunuz bir dönemde yine kritik bir oyunu kaybettiniz. Dokunulmazlıklarda Yunan takımını daha başarılı buluyorum bu sene. Galibiyetleri de ciddi derecede var. Ödüllerde şu ana kadar isteklerini alamadılar belki ama dokunulmazlıklarda size çok ciddi hasar veriyorlar. Bu konuda çok başarılı bir Yunan takım var karşımızda. Öncelikle Sakis'i de tebrik etmem lazım tabii ki. Sakis takımla beraber yaşıyor. Takımla beraber seviniyor. Ve onun için de mutlu bir akşam demeyeceğim. Aslında çok mutlu olmadığını söyledi ama takım kazandığı için mutlu ama galiba. Δεν μπορώ να το κρύψω ότι είμαι χαρούμενος, ούτε θα πω ψέματα. Το είπαμε και στο παιχνίδι ότι κάθε φορά που φεύγει οποιοδήποτε παίκτης, εμείς στεναχωριόμαστε. Γιατί τους έχουμε γνωρίσει και είναι πραγματικά όλοι καλά παιδιά και άξιοι μέσα στα αγωνίσματα. Αλλά αλήθεια είναι ότι όταν η ελληνική ομάδα κερδίζει, ένα χαμόγελο υπάρχει στο πρόσωπό μου, όπως υποθέτω το έχω δει. Δηλαδή υπάρχει και στο δικό σου χαμόγελο όταν κερδίζει η δική σου ομάδα. Επίσης είναι καλό το ότι δεν θα κουραστούμε πολύ εμείς στο Συμβούλιο, θα είμαστε απλοί παρατηρητές. Doğru söylüyorsun. Çok kritik bir oyunu kaybettiniz. Öncelikle şunu söyleyelim. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Atakan'ın durumuyla ilgili bir konu vardı. O yüzden iki fark kuralı uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Bu son ana kadar belli olmadı. Eğer Atakan devam edemiyor olsaydı o zaman herhangi bir yarışmacıyı oynayabilecektiniz. Fakat son dakika itibariyle aldığımız rapora göre doktorumuzdan Atakan Survivor'a devam edebiliyor. Ve 4-5 günlük daha dinlenme süreci var. Ondan sonra oyunlarda da oynayabilecek. Atakan önce ilk sözü sana verelim. Tabii ki senin buraya gelmen, doktordan gelen raporda bu akşam matematiğini değiştirdi. Seni dinliyoruz. Geçmiş olsun bir kez daha. Bu sakatlık sürecinde 7-8 gün bol bol düşünmeye, eksiklerimi, fazlalıklarımı, ne yapmam gerektiğini, ne yapmalıyım çok düşünme fırsatım oldu. O defteri bir kenara koydum. Bugün çok heyecanlı bir şekilde geldim ama ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyordum. Takım arkadaşlarımı özledim, ortamı özledim. Ama bir baktım dokunulmazlık kaybetmişiz, haberim bile yoktu. Ya sevinsem mi üzülsem mi anlamadım. İlk gün gibi heyecanlıyım açıkçası yani. İlk Survivor'a ilk başladığım gün gibi. Ama bugün üzücü bir akşam tabii. Umarım daha sıkıntılı bir sakatlık yaşamayız. Hem kendi adıma hem takım arkadaşlarım ve karşı takım adına. Sakatlık çünkü Survivor'ın en kötü şeyi. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum ama tabii üzücü bir akşam. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hoş geldin diyorum. Açıkçası takımımızı başladığımız günden beri bu kadar üzgün görmemiştim. Gerçekten hani buradan öyle bir görüntü var karşımda. Mağlubiyetin verdiği üzüntü tabii ki birinin gidecek olmasının, şu anda bir erkek gitmek zorunda. Bunu da verdiği ayrı bir üzüntü var. Çok normal, kaybetmeyi sevmiyorsunuz. Ve bu akşam çok zor bir akşam bizi bekliyor. Konuşacağım konular var. Yunan takımına da bir iki soru soracağım. Sakis de Yunan takımıyla konuşacak ama ben bir an önce oylamaya geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde hızlı bir şekilde bu haftanın performans olarak en iyilerini açıklayacağım. Daha sonra da hemen oylayacağım. Haftanın birincilerini sayıyorum. Performans birincileri Türk takımından %79 ile erkeklerde birinci isim. %79 çok güzel bir yüzde. Okay. Kadınlarda %44 ile Seda. Yunan takımı erkeklerde %46 ile Panayotis. Ve kadınlarda %82 ile, %82 gerçekten muazzam bir yüzde, çok nadir gördüm, Dimitra. Sakis'e bir söz vermek istiyorum. Yunan takımı neler söylüyor? Önce onları dinleyelim. Sonra biz devam edeceğiz. Evet Sakis, Yunan takımı neler söylüyor? Şimdi seni dinliyoruz. Tony, πώς κρίνεις τον πανηγυρισμό του Μπόρα στο δεύτερο παιχνίδι του Πατρίκ?
ο οποίος η αλήθεια είναι έβγαλε αρκετή ένταση στον πανηγυρισμό του. Ο Μπόρα θεωρώ ότι έχει πολύ πάθος και ένταση σαπέρτης. Εγώ τον καταλαβαίνω πολλές φορές. Το κάνει σε κάθε του νίκη. Απλά ίσως αυτή τη φορά σε ένα νέο παίχτη που ήξερε ότι φοβόταν το νερό, ίσως έπρεπε να ήταν λίγο πιο συγκρατημένος. Παρ' όλα αυτά, επειδή τον έχω γνωρίσει, έχουμε κάτσει και στο ίδιο τραπέζι και έχουμε φάει, θεωρώ ότι δεν το έκανε επίτηδες. Απλά ήταν ένα ξέσπασμα της νίκης. Μπόρα, ισχύει αυτό εδώ? Dün Tony de aynı hareketi bizim oyuncumuza yaptı Emre'ye. Ama oyun sırasında oluyor böyle şeyler. Emre çünkü bağırıyordu. Tony de uzun zamandan sonra oyun aldığı için onun biraz taklidini yaptı. Hatta ben ona biraz yanlış olduğunu söyledim. Bugün de Patrik'e yaptığım, ben normalde sürekli bağırıyorum zaten. Patrik'e yaptığım hareketin yanlış olduğunu Katerina Dimitra yanıma gelip söyledi. Oyundan sonra da ben kendisinden zaten ona bakıp bağırdığım için özür diledim. Ama ilk oyunu alamadığım için biraz stres olmuştum. İkinci oyunda alınca onu böyle üstüne atmak istedim. Ama bakışlarım yanlıştı ve ben kendisinden özür diledim zaten. Ανέφερε στον Χικμέτ, Τόνι. Πριν λίγες μέρες υπήρξε μια κόντρα. Πώς είναι τώρα τα πράγματα, τα έχετε ξεπεράσει, είσαι διατεθειμένος να κάνεις πίσω, να ζητήσεις συγγνώμη? Δεν έχω κάποιο λόγο να ζητήσω συγγνώμη, δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι. Ωστόσο, ο καθένας δείχνει το χαρακτήρα του. Εγώ έχω κάτι με το Χικμέτ, ο Χικμέτ έχει κάτι με μένα, αλλά εγώ μιλάω σε όλη την υπόλοιπη ομάδα. Δεν έχω πρόβλημα με τα υπόλοιπα παιδιά. Μόνο μαζί του έχω το θέμα, όπως και αυτός. Εκείνος αντίστοιχα δεν μιλάει σε κανέναν από την ομάδα μας γιατί έχει πρόβλημα μαζί του. Αυτό το κάνει ο ανιψιός μου που είναι 10 χρονών, ας πούμε, όταν τσακώνεται σχολείο. Χικμέτ, δεν μιλάς όντως με κανέναν παίκτη από την ελληνική ομάδα? Ben Yunan takımına sadece parkurlarda cevap vermek istiyorum. O da gerektiği kadar veriyorum. Bundan sonra daha fazla cevabım parkurlarda olacak. Yaptığımın ben bir yanlış olduğunu biliyorum ama o gün konseyde konuşmuş olduğum sözün arkasındayım. Ve bunun arkasında da duracağım. Tony dedi ya 10 yaşında yeğenim yapıyor. Benim 5-6 yaşında yeğenlerim var. Yani 10 kişiyle yan yana koyduğun zaman sürekli kavga etmiyor. Takımında sürekli kavga eden biri bunu bana söyleyemez. 10 yaşında yeğenim şunu yapıyor, bunu yapıyor diyemez. Benim 5-6 yaşında yeğenlerim 10 kişiyle 10 gün kalsa yine tartışmazlar. Vasili. Να μιλήσω εγώ λίγο για την παιδιάστικη συμπεριφορά του Χικμέτ, τον οποίο εγώ εκτιμούσα τόσο καιρό και την προσωπικότητά του και, και το γεγονός ότι είναι πολύ καλός αθλητής. Σήμερα, όταν περπατούσαμε στη θάλασσα για να φτάσουμε στην αρχή του αγωνίσματος, με κοιτούσε πολύ προκλητικά, τραγουδούσε, με κοιτούσε. Εγώ γέλαγα. Φτάσαμε στην έναρξη του αγωνίσματος, του λέω καλή τύχη, τίποτα. Του λέω καλή τύχη, τίποτα. Αντιαθλητική συμπεριφορά, ειδικά όταν είμαστε σε ένα παιχνίδι και πρέπει να περνάμε καλά, ανεξαρτήτως σε έναν αντίπαλη ομάδα, πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό στοιχειώδης μεταξύ μας. Ben bütün yarışlara çıkarken zaten şarkı söylüyorum. Kendi sevmiş olduğum, hoşuma giden müzikler var. Onları söylüyorum. Onlarla motive ederek çıkıyorum. Ki ilk defa onunla bu diyalogda değil, 4-5 kere denk geldiğimizde aynı bakarak aynı şarkıyı söyledim. Sonuçta burası bir yarışma. Ne kadar mutlu gözükürsen rakibine, rakibinin motivesi o kadar bozuluyor ki karşı tarafla da konuşmak zorunda değilim yani. Sadece yarışlarda cevabımı vermek istiyorum. Bu da son soru olabilir yani, son vermiş olduğum cevap olabilir. Sadece yarışlarda parkura çıktığım zaman cevabını vermek istiyorum. Οπότε λοιπόν θα το αφήσω εδώ, θα το κλείσω. Δεν θέλω να πιέσω κανέναν να απαντήσει με το ζόρι. Uygulamaya başlayacağız birazdan. Emre dokunulmaz. Emre için kullanamazsınız. Aynı zamanda bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf ve Büşra için kullanamazsınız. Diğer isimler arasından birini seçmek zorundasınız. Oylamaya başlayabiliriz. Yusuf, senle başlayalım.